Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Mevzumuz otomatik bilgi paylaşımı. Tabi sosyal medyadan da yazanlar var efendim. Onlarla ilgili soruları da Sayın Mehtap Biçer Hanımefendi'ye ulaştıracağım. Bunun haricinde benim bir sorum vardı. Reklam arası vermeden önce önemli bir soru. Buradaki bazı avukat arkadaşlarımızın paylaşımlarını gördüm sosyal medyada. Orada şunu söylüyorlardı Mehtap Hanım. Kendinizi ihbar edin. Ne demek bu? Yani Türkiye'deki mal varlığı bilgilerinizi evet, yurt dışına bildirin diyor. Doğru mu anlıyorum? Evet. Ya zahmet etmesin vatandaş. Zaten Türkiye bir kısmını yapacak. Ama eğer bu arada alacağı tedbirlerle kendini en az zararla kurtaracak şekilde yaparsa, hiç olmazsa başına gelecek sıkıntı, maddi sıkıntı daha iyi olacak. Örneğin gayrimenkullerini bildirmesine gerek yok bence. Evet. Gayrimenkullerle ilgili gerçekten tedbir alabiliriz. Hatta ben yakın zamanda bu konuda yani kamu görevlileriyle de görüşmeyi düşünüyorum. Bu konuda başka bir tedbir alalım diye. Evet. Hukuken de bir takım tedbirler almaya çalışıyoruz ama fiilen de kendi beyanda bulunacak vatandaşlarımız için bu gayrimenkul bilgileriyle ilgili bir takım daha sıkı tedbir almaya çalışabiliriz. Siz o konuda iyi bir çalışma yapabilirsiniz, doğru. Ama yani onunla ilgili evet böyle bir şey ben aslında bir girişimde bulundum da bir takım tedbirler alıyoruz müvekkillerimiz için ama bunu daha da üst seviyeye çıkarmak adına. Gayrimenkulleri bildirmelerinden yana değilim. Kira gelirlerini yani bu ihbar karşılarına şunu da getirecek. Tamam bankada 30 bin euro'm var, iki tane de evim var, aylıkta şu kadar kiram var. Yine sana aynı soruyu soracak. Sen bu kadar parayı nereden buldun? Yani ha Türkiye bildirdiğinde şaşmış oldun, ha sen kendin bildir. Bunda değişen bir şey olmayacak. Her ikisinde de vatandaşımız oturacak, pazarlığa yurt dışında. Daha doğrusu çağıracaklar. Bak hakkında hapis cezası açarım. Şu kadar cezam var. İstersen gel bana şu kadar parayı öde, 10 lira öde. Oturup 7'de anlaşacak, 5'te anlaşacak gibi durumlar. Hollanda'da bu iş böyle oldu biliyorsunuz. Evet. Ama her şeyi bildirdiğinde artık hareket edecek, nefes alacak bir alanı kalmayacak. Bunu da iyi hesap etmek lazım. Biz ne diyoruz? Bankayı korumaya çalışın. Gayrimenkullerle ilgili de mutlaka ve mutlaka bir avukattan destek alarak bu bilgilerin yurt dışı makamlarına ulaşmamasını sağlayın diyoruz. Eğer gayrimenkullerinizle ilgili alacağınız tedbirler vesaire yurt dışı makamlarına bildirmeden önce başka başka tedbirler alınabilir. Yani çok fazla tedbir alınabilir. Dolayısıyla hemen gidip ya benim 3 evim var, 2 arsam var, 4 kiram var demek yani haklı olur. Diyorsun onları bildirmeyelim ama kira yani mesela adam bir vergi denkleştirmesi konusunda ihbar edin diyebilir. Efendim diğer konularda ihbar edin de diyebilir. Der de kaldıranlarla ilgili ne diyecek? Yani o ne diyecek? O vatandaş ne hapis diyecek? Hapis cezası. Ya yani ne diyecek? Hapis orada kaldıranlarla ilgili çok çok korkuyorlarsa belki bir tapuda isim değişikliğine ama şöyle bir isim değişikliğine gidebiliriz. Gayrimenkulü kişiye borçlu yapıp icrada gelse başka bir şey de gelse gelirlerinden de kendi yararlanmak kaydıyla gayrimenkulü diyelim ki ev 100 bin euro 150 bin euro sadece gayrimenkulü borçlandırarak tapuyu çok korkanlar için söylüyorum bunu herkes yapsın diye de söylemiyorum ama çok korkanlar var bunu çok soruyorlar bize. Burada yine bir avukat aracılığıyla tapulara bir takım şerhler koyarak tapuda isim değişikliğine gidilebilir. Bu isim değişikliğine gidilirken sözleşmeler yapılabilir. Yani orada ben de ölsem gayrimenkulü devrettiğim kişi de ölse hiçbir şey değişmiyor benim mirasçıma kalıyor. O öldüğünde de gayrimenkul borçlu olduğu için gayrimenkul devrettiğiniz kişinin inisiyatifi kalmıyor. Dolayısıyla bunlar yapılabilir ama ihbar en son düşünülmesi gereken durum. Yani El kaldıranları harekiri yapmak gibi bir şey şu anda ihbar. İhbar yani hiç yakalanılmayacak konularda da gidip kendini ihbar ediyorsun. Başını ağrıtıyorsun. Gayrimenkulünü satacaksın.
Diyelim ki planını bildirdin, yine yetmeyecek para. O zaman ne yapacaksın? Evet, ayvayı yiyeceksin. Yani yolun bu kadar 30 bin, 50 bin euro için Evet. el kaldırdın ama bir baktın Türkiye'deki gayrimenkul 200 bin lira. Senin zaten iflasını durduracak. Sen ömür boyu açlığa mahkum Evet. kalacaksın. Yazık, günah. Efendim, telefonlara devam edelim Mete Hanım. Biraz telefon alalım. Vatandaş bir dertlerini anlatsın, sıkıntılarını anlatsın. Yazanlar var burada sosyal medyada, Facebook üzerinden. Biliyorsunuz Facebook üzerinden de yayınlar yapıyoruz. Bu arada paylaşırsanız sevgili seyirciler Facebook'tan bu yayınları, sizin gibi haberi olmayan diğer vatandaşlarımızın da haberi olur. En azından böyle bir iyilik yapmış oluruz birbirimize. Bu mesele sadece Almanya'yı ilgilendirmiyor. Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, Avusturya, bu ülkeleri de ilgilendiriyor. Yani bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız öyle rahat rahat oturup seyretmesinler. Bu sıkıntı onların başında. Dünyanın neresinde bir Türk yaşıyorsa, Evet. oturumu varsa, Evet. dünyanın neresinde Türk vatandaşı, sonradan Türk vatandaşlığından çıkmış bile olsa, Evet. neresinde bir Türk ticaret yapıyorsa, Evet. bir şirketi vergi kaydı varsa herkes ilgilendiriyor. Yani bu sayı 6 milyon falan değil, çok daha Yok, fazla. daha fazla. Bir telefonumuz varmış. Alayım. Alo. Alo. Alo Zeki Bey. Efendim, buyurun. Ha, ben bir bilgi paylaşmak istiyorum size de. Buyurun efendim. Ben otomatik bilgi için şeyimi kapattırdım ben Türkiye'den. Evet. Sosyal güvenlik uzmanı şeysinden. Hatta kanunda, hatta yazıyı dilekçede şu. Evet. İlginize kayıtlı dilekçenizde Evet. istinaf 6698 sayılı Evet. kanuna göre gereği Evet. 9. maddesine 5. numaralı bendinde bir üzere yurt dışı sözleşmesine imzaladığınız bu ülkelerde kişisel verilerimin korunmasını istiyorum dediniz, değil mi? evet, bu bana geldi yani. Aslında girilmiyor yani, görünmüyor buradan. Öyle istediniz, size öyle bir yazı geldi. Evet. Ama Bunun giremiyorum. Daha önce mesela buradan E-Devlet üzerinden girebiliyordum. şimdi giremiyorsun. Yok, giremiyorum. Kapalı. Niye ki? Ya işte onu orada kapattı arkadaşlar, dedi böyle kapandı dediler. Yani onu bilgi ulaşmak biraz zorlaştı dedi. Yani Zaten de işte devletin üzerinden mi alacaklarmış bilgiyi, ben öğrenmek açısından soruyorum. Yurt dedi dışı ki zaten makamları sana diyecek ki E-Devletini aç getir bir bakalım birlikte mi diyecekler. yok, nüfusun üzerinden numarayla giriyorlar buradan ya, ondan Evet. giremeyelim. Şimdi sorunuz ne? Anladım ben buna Diyor bir ki iki cümle benimkini söyleyeyim. mesela diyor, buradan isterlerse diyor, girerlerse göremeyecekler diyor. Vatandaş hala şunu söylemeye çalışıyor. Yalnız Bizi Zeki Bey, bir de şu var. evet. Buradan değil ki zaten, orada ben arkadaşla görüştüm de, hatta telefon da ettim. Hı. Zaten Türkiye'deki de tabularınızda zaten ona bakan yoktu. Bankalarda veya şeyle olanları da ya. Anlatıyoruz zaten, deminden beri Hı. söylüyoruz. Onlara diyoruz ki, onlara zaten şu anda bakan yok ama onlardan kira gelirleriniz varsa Tabii, diyoruz. onları da ya, öyle diye Yani ama kira şimdi gelirleriniz varsa diyoruz. Artı ben kişisel iflasımı bildirdim. Benim hiçbir malım, mülküm yok, gelirim yok, param yok, dairem yok, arsam yok diyen ve iflasını, kişisel iflasını bildiren vatandaşlarımız var. O zaman bu konu devreye giriyor. Doğru mu Mehtap Hanım? Doğru, daha da komiği var. Evet. Şimdi bu Ama kişisel vatandaşımızın, verinin bu değerli seyircimizin sorusuna nasıl bir cevap verelim veya sorusunu anladık mı sonuç olarak? anladım anladım. Ben kişisel verilerin Var mı korunması sorunuz, çok var mı efendim dilekçemi. daha bu konuda? Benim bir sorum yok da, yalnız bunları kapatmak için Türkiye'de avukatlar var. Yani bunlar da yapıyorlar yani. Bak işte bu kapatamazlar böyle. Neyse, birazdan Mehtap Hanım söyleyecek bunu size. İşte ben kaç programdan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu işle ilgili bazı yine rant meselesi haline getiren, ne yazık ki avukatım diyen bu insanları, ya adam zaten sıkıntıda, hala parasını çarpmak için ortalıkta böyle hiç alakası olmayan, efendim hiçbir efendim koruması olmayan mevzularda tamam biz hallettik diyorlar. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Doğru. Yok. Teşekkür ederim Zeki Bey. Yok öyle bir şey, Mehtap Hanım anlatsın efendim. Peki, iyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ olun. Evet Mehtap Hanım anlatın. Bakın gördünüz mü beni Biliyorsunuz söyledim. Evet. bu en son
Özel olarak devlet aracılığıyla yapılan bir açıklama vardı. Evet. Bu açıklamanın bir maddesinde de işte 2000 Hollanda'yı 2020'de bir Almanya, Türkiye, şey, Hollanda, Belçika gibi ülkeleri 2020'de bildirmeyeceğiz diye bir açıklama vardı. Evet. Aslında şu anda Avrupa'da vatandaşların elinde de dolaşıyor. Tam da bu açıklamanın içerisinde deniyor ki kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında. Yani biraz önce vatandaşımızın söylediği kanun kapsamında. Almancası Datenschutz dediğimiz, evet. Ha. Bununla ilgili verdiğiniz işlemler ve talepler geçerli değildir deniyor. Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili Evet. vereceğiniz, programın başında da söyledim. Bunu sık sık da söyleme ihtiyacı duyuyorum. Vatandaşlar bana da ise kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında benimle ilgili tedbirleri alın diye avukat olarak bana başvurduklarında ben böyle bir tedbiri almıyorum, böyle bir dilekçe yazmıyorum, böyle bir iş de yapmıyorum çünkü kişisel verilerin korunması kanunu ancak yetkisiz kişilerin bu verilere ulaşmasını engeller. Halbuki otomatik bilgi paylaşımına ilişkin kanun bir uluslararası sözleşme ve uluslararası sözleşme usulüne uygun Türkiye'de yasa haline gelmiş. Kişisel verilerin korunması kanunu daha altta bir kanun. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bilgileri alıyor, yurt dışı makamlarına bildiriyor. Bildirmek Kişisel verilerin zorunda, korunması mükellef, değil mi? yani kanundan kaynaklanan bir hakkı kullanıyor. Evet. Dolayısıyla bu korumaz. Gayrimenkullerle ilgili biz aynısını söylüyoruz. İzleyicimiz tahmin ediyorum ki biraz önce yeni Bu açmış korumaz, televizyonu. bu korumaz derken böyle diyen avukat arkadaşlara da söylüyorum, vatandaşı kandırmayın. Vatandaşı Yani kandırmayın. avukatların bu diyeceğini zannetmiyorum ama Ama dedi avukat, gittim avukat dedi, var ben duydum Mehtap Hanım, var bunu söyleyen var, biz yani evet tamam bunu dedi de işte yapalım bir şey dilekçe. söylemek Yani istemiyor. milletin parasını, ya arkadaş zaten adam sıkıntı içerisinde. Bunu sen nasıl koruyabiliyorsun? Ülke, devlet koruyamıyor. Maliye Bakanlığı bunu vermek zorunda. Sen kimsin? Yani nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin ya? Belki Türkiye içerisinde olabilir. Bakın. Türkiye içerisinde olabilir Mehtap Hanım. Türkiye içerisinde. Başka bir Yok olmaz. şahıslar, üçüncü bir şahıslar. Evet. Benim de Almanya'da Evet. oturumum ya da işletmem olsa ben burada kendimi 40 takla atsam yine yurt dışına bildirecek. Hatta Ankara Anlaşması var biliyorsunuz İngiltere'de. Evet. Ankara Anlaşmalı vatandaşlarımız var. Hem Türkiye'de iş yapıyorlar hem İngiltere'de iş yapıyorlar. Hatta İngiltere'nin vatandaşların Türkiye'deki işlerinden hiç haberi yok. Evet. Onlara da bu bilgi bu yıl gidecek. Banka hesapları gidecek, banka Evet. hareketleri gidecek, vergi levhaları gidecek. Özellikle Ankara Anlaşmaları'nın İngiltere için ki sayı çok çok fazla. İngiltere, Londra'da yaşayan Türklerin %30'u Ankara Anlaşmalı. Ya bir şey araya girmek istiyorum. Burada yazıp duruyorlar işte. Bu imzayı kim atmış? Ya arkadaşlar, Kim bu olsa atacaktı, hiç önemi hayır yok. hayır bu imzayı kim atmış deniyor. Ya arkadaş, bu imzayı ülkemiz atmış. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti. Devleti atmış. OECD ülkeleri arasında yapılan anlaşmaya göre vergi kaçakçılığını ve kara para kaçakçılığını önlemek için ülkeler, 127 ülke toplamda gelmişler, bir araya imzalamışlar. Ülkeler atmış. Bunun Ahmet Mehmet atmış olması önemli değil. Ama bu atılırken 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon Avrupa'da yaşayan vatandaşlar düşünülmeden atılmış. Bu kadar basit. Kimin attığı önemli mi? Mühim olan bundan sonra bunun çaresi nedir? Ne tür çareler bulmalıyız? Vatandaşlarımız daha sıkıntı çekmesin. Nasıl az sıkıntıyla bu işinden içinden kurtuluruz? Onun cevabını arıyoruz. Kimin attığı niye önemli ki? Attın, vereceksin, vereceksin. Nasıl teste yapmadan, negatif testini olmadan Türkiye'den Almanya'ya uçamıyorsan bu konuda da efendim verdiğin, attığın imzalarla ilgili olarak uluslararası bir imzalama bu OECD ülkeleri arasında senden istenen belgeleri, bilgileri vereceksin çünkü sen de başka ülkelerden almaya mükellefsin. Bu kadar net ve basit bir olay ya. Kim attı, kim atmadı? Bana ne ya? Atılmış ama yani. Ya yazıp duruyorlar da buradan zıplıyorum şimdi Ya yani. şöyle söyleyeyim Zeki Bey. Evet. Şimdi AK Parti iktidar döneminde bu imza atıldı. Ama CHP'de olsaydı, İyi Parti'de olsaydı, MHP'de olsaydı bu imza atılmaya Atılacak, mecburdu. evet atılacaktı yani sonuçta. Çünkü bunu imzalamayan ülkeler kara para trafiğini ve vergi kaçakçılığını Evet. uygulayan ülke konumuna gelecek ve Evet. yaptırım uygulanacaktı. Evet. Yani böyle bir şey olamaz. Yani kimin Yani attı? bunu şunu Hayır, söyleyeyim. AK Bunu Cumhuriyet Halk Partisi de olsa atacaktı, MHP de olsa atacaktı.
Efendim diğer partiler de olsa bu uluslararası anlaşma o etkili ülkeler arasında mecburen atacaklardı. Mühim olan bunu atarken Avrupalı Türklerin düşünülüp düşünülmemesi konusu. Nasıl bu vatandaşlarımızı koruruz? Bu kapsam içerisinde bir çalışma yapılsaydı bir şey yok o zaman. Derdik ki vatandaşlarımızla ilgili önlemlere sağ olsun devletimizin yetkilileri bu sefer 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon neyse Avrupalı Türk'ü düşünmüş. Buna göre bazı paragrafları buradan es geçmiş. Ben bunları vermem demiş derdik ama o yok ortada. Yani şöyle yapılabilirdi. Son 4 yıldır 2015'ten 2016'dan beri 2017 imzalandı ama vatandaşlarımıza farklı bir yöntem uygulanabilirdi. Bu bilgilendirme yapılırdı. Evet. Çok zarar görecek. 10 sene önceden verilirdi bu bilgiler. Başı belaya girecek vatandaşlarımızın bilgilendirilmemesi eleştirilebilir, kusur evet. kabahat evet. görülebilir ama imza kaçınılmazdı. Evet, imza kaçınılmaz. Onu diyorum bize. Zaten imza attın yani atıldı. Yani bunu imzalayıp 2 yıl sonra, 3 yıl sonra uygulanacağım denilebilirdi. Bakın bunlar yapılabilirdi. Ama biz 3 sene, biz 2017'den beri söylüyoruz ama Mehtap Hanım. Dinlemediler ki. Ama vatandaş bizi ciddiye almıyor. Bakın yine almıyor. Ne diyor? Ben bir kişisel verilerin kurulması kanunu kapsamında tedbir aldım. Artık benim ekranım kapalı. Sanki şöyle zannediyor demek ki. E-Devlet şifreni getir de bir bakayım. Dese bile göremeyecek sanki. Diyor yani. O E-Devlet'ten işi yok ki adamın. Maliye Bakanlığı'ndan isteyecek verecekler. Bu kadar net basit yani. Ya Hollanda'da E-Devlet şifresi mi istendi Allah aşkına adamın? Adamdan Almanya takır takır bugün yaptığı birçok işlemde emekli edeceği vatandaşı. Ama bakın, bakın o nereden Mehtap Hanım bakın o. Emlakla ilgili işte işlerde dairesi olan efendim binası olan vatandaşlarımızla ilgili işlemlerde onlar. Hatta Almanya'da daha yeni bir vatandaşımız ben 3 ay önce aldım hemen bana vergi dairesinden buradan yazı geldi dedi. Hatta burada Mörs'ten bir vatandaşımızın 6 katlı binasının tüm resimleriyle Almanca yazılı bilgileriyle kendisine efendim Job Center dediğimiz Artvin'e aldığı yerden yazı geldi. Sen bizden para alıyormuşsun ama buralar senin üstüne diye adamlara yazı geldi. Bizim içimizde de o Bizanslılar var, o bilgileri verenler var. Yani neyin peşinde vatandaşlarımız? Hollanda'da bir sürü vatandaşımızın canı yandı bu konudan ya. Evet, Hollanda'da bilgileri Türk şirketle, Hollanda bir şirketle anlaştı biliyorsunuz. O evet. Almanya'da bir şirketle anlaştı. Almanya'daki şirket Türkiye'de avukat büroları aracılığıyla, muhasebeciler aracılığıyla bu bilgileri aldı. Yasal olmayan, açıkça hukuka aykırı yollarla Hollanda bakanlarına bildirdi. Vatandaşlarımızın her biri 80-100 bin euro ceza ödedi. Açılan davalar bildiğim kadarıyla hala sonuçlanmadı. Yasaya aykırı yolla elde edilen delil kullanılamaz dendi ama ceza davasıyla muhatap olanı da gördük. Evet. Normal davalarla muhatap olanı da gördük. Şimdi vatandaşlar şimdi şunu soruyorlar yine. Diyorlar ki Almanya Türkiye'ye verecek. Ya kardeşim anlatıyoruz ya kardeşim. Kaç 2017'den beri bunu televizyona Allah rızası için. Dört kulağınızla dinleyin. İyi dinleyin. Hazmederek dinleyin. Bu uluslararası yaklaşık 127 ülke arasında yapılan bir anlaşma. Ülkeler birbirlerine bu konularda bilgi vermek mükellefiyeti içerisindeler. Vermek zorundalar. Anlaşma böyle. Almanya Türkiye'den istiyorsa Türkiye'de Almanya'dan alacak. Fransa'dan alacak. Fransa Türkiye'den istiyor. Yani durum bu. Yani bunu hala anlaşılmamasını ben hayretler içerisinde yazılanlardan anlıyorum. Ya hala bu anlaşılmamış ya. Yani her yer karşılıklılık esası var. Türkiye Almanya'dan isteyecek aynı anda Almanya Türkiye'ye, Türkiye Almanya'ya, Fransa Türkiye'ye, Türkiye Fransa'ya. Evet. Türkiye Amerika'ya, Amerika Türkiye'ye verecek. Yani bunda yok o bana verecek mi, bu bana benden alacak mı diye bir şey söylemek anlamsız ve yeter. Bunu düşünmek bile. Eğer bulunduğunuz ülkeyle ilgili de Türkiye'ye ilişkin sıkıntılarınız varsa gözünüz aydın, bu da öğrenilecek. Mesela yurt dışındaki ticari bilgileriniz Türkiye'ye bildirilecek. Türkiye'de eğer ticari işletmeniz serbest meslek adınıza işte taksiydi falan da filan da her türlü serbest meslek. Bir de o taksiciler var yandılar. He. Bilgiler Türkiye'ye geldiği anda bu sefer de Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu benden haksız maaş aldın diye faizleriyle sizden alacak. Bazen Türkiye'deki ticari işleriyle ilgili belge alacaklar oluyor. Bunları belki Türkiye Almanya'daki gelirinizden isteyecek. Dolayısıyla bu karşılıklılıkta çok canınız yanacak. Ama biz şu anda neden Türkiye ile ilgili çok canınız yanacak? Yardım aldınız,
Mali işlerinizin tamamı orada. Evet. Paranız ve gelirinizin bir kısmı burada, hiç bildirmemişsiniz. Gayrimenkullerinizin ihbarı söz konusu. Bulunduğunuz, yaşadığınız ülkenin başka yollarla, Türk devleti aracılığıyla olmaksızın, aynen Hollanda'da olduğu gibi bir takım direkt devlet adına da değil, bir takım şirketler aracılığıyla bu bilgilere ulaşıp bunu sizin karşınıza çıkarma ihtimali var. İşte diyoruz ki gayrimenkulleriniz bildirilmeyecek devlet aracılığıyla, ama sizin yapmanız Evet. gereken bu gayrimenkulleri değil de gayrimenkullerinizle ilgili her türlü korumayı. Evet. Vatandaş bundan direkt şunu anlıyor: "Aa, ben de bu dairesine gitsem." Güle güle, yolun açık olsun. Git de yetmiyor. Örneğin MERS'teki belediyeden alınmış bir bilgi. 80 bin euro geri para ödedi Mehtap Hanım Tabii kadıncağız ya. tek bir bilgi, tek bir kurumdan Evet. alınan bilgi Evet. değil, engeli birçok yere koymak gerekiyor. Evet. Elektrik su idaresinden alınabilir. Bakın söylüyorum. Belediyelerden alınabilir. O kadar çok kurum var ki. Bu nedenle gayrimenkullerinizi için tedbir alıyorsanız avukat aracılığıyla mutlaka alın diyoruz. Yani tek bir kurum, tek bir yazışma değil mesele. Evet, bu konuyu tekrar altını çizmek istiyorum. Avukatlar sizin o kişisel bilgilerinizi koruma konusunda size dediklerini yapmaları şansı yok. Boşu boşuna Mümkün değil. bu konuda boşu Bankayla boşuna ilişkimiz kimselere mümkün para değil. vermeyin. Boşu boşuna zaten sıkıntıdasınız. Boşu boşu. Böyle yapıyorlarsa eğer kesinlikle muhatap bile almayın. Ya kişisel verilerini nasıl senin korur bir avukat arkadaş ya? Ya uluslararası bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre devlet veriyor. Sen kimsin? Devlet veriyor ya, devlet veriyor. Sen kimsin? Bu arada bunu şunu söylemek istiyorum Mehtap Hanım ben. Biz Avrupalı Türkler veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, bizi nereden seyrediyorsanız bu konu herkesi ilgilendiriyor. Çünkü o sizin yaşadığınız ülkelerle de bu anlaşma yapıldıysa. Biz sizin duymak istediklerinizi söylerdik. Ama öyle bir şey yok. Sizin duymak istediklerinizi söyleyemiyoruz. Doğruları söylemek zorundayız. Yani sizi uyarmak zorundayız. Ben de söylerim. Ya gidin bir avukata işte efendim kişisel bilgilerinizi koruma yasasına göre kişisel bilgilerinizi saklanmış olsun. Arkadaş bu öyle değil ki. Ya ülke veriyor. Avukat kim ya? Avukat nasıl buna müdahale edebilir ya? Devletler arası bir anlaşma var. Ben size efendim o sizin duymak istediklerinizi, sizin duymak istediklerinizi başkasından duyarak hareket ederseniz o duvara çarptığınız zaman bu sözlerim, bu söylediklerim aklınıza gelsin. Uyarıyorum. Evet. Beta. Şöyle söyleyeyim, Maliye, örneğin Türkiye'de Maliye Bakanlığı, Evet. vergi daireleri daha doğrusu, bana ait en basiti tapularımı görüyor. Banka hesaplarımın içini görüyor. Evet. SGK, tapularımı, banka hesaplarımı, arabamı, her şeyi görüyor. Banka hareketlerimi görüyor. Şimdi ben, Maliye Bakanlığı ve vergi daireleri benim Sosyal Güvenlik Kurumu benim kişisel verilerimdir. Banka hesaplarımı, tapularımı görmesin deme şansına sahip değilim. Çünkü bunlara ilişkin kanunlarda benim bu hesaplarımı ve hareketlerimi görme yetkisi var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Aynı şey bu otomatik bilgi paylaşımı kapsamında da Türk Devleti'nin görme yetkisi var. Belediyeler görüyor mal varlıklarını. Dolayısıyla korumayı Türkiye'de yaparken otomatik bilgi paylaşımı, bilgi paylaşımına ilişkin konuları kişisel verilerin korunması kanunu aracılığıyla koruyamayız. Sıkıntı yaşarız, baş Evet. ağrısı yaşarız. Ancak bir kırtasiye işini, çöplük bir kırtasiye işlemi yapmış oluruz. Evet. Ben bu kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında müvekkilimin banka hesapları ve tapuları yurt dışı makamlarına bildirilmesin diye bir yazı yazarsam, Evet. Maliye Bakanlığı büyük bir ihtimalle bunu çöpe atıyordur. Genelde de bu dilekçeleri Maliye Bakanlığı'na göndertiyorlar. Evet. Maliye Bakanlığı tırlatmış durumda, yani bu kadar çöpü nereye koyacağız diye. En Evet. fazla bir yerde tarıyor, arşivliyor, ama herhangi bir yere gidip kullanma şansı yok. Evet. Hani e-devlet ekranımı kapa diyebilir. E-devlet ekranını kapamanız sizin hiçbir bilginize ulaşmamanız anlamına gelir. Bunu da yaptırmayın. En azından tapunuza ilişkin bir şey çıkarsa, ona ilişkin bir şey çıkarsa siz kendiniz görün. Evet, kendin gör bari bir şey olduğu zaman, sıkıntı olduğu zaman kendi Yani kendini ben görmesi de engelliyor. göremiyorum, sen göremiyorsun. Kendine kapatıyorsun. Ekranı kendine kapatmanın ne anlamı var?
Ama bunu yapanlara da helal olsun. Vatandaşı böyle tamam ben böyle yani yapmayın diyoruz işte. Bunu yapmayın. Bunu söylüyoruz. Yani söylemek istediğim hatta bir... bu konuda koruma işlemleri yapılırken e-devleti olmayan vatandaşlarımıza e-devletinizi mutlaka edinin diyoruz. Evet, değil mi? Tabii. Orada başka bir şeyler de söylüyoruz. Hani bu nasıl bir espridir anlayamadım. E-devleti vatandaşa kapatmak kendi bilgilerini şaka gibi bir şey. E-devleti kapattın mı sen yani gözümü kapattım sen beni göremezsin anlamına bu geliyor. Bu deve kuşu gibi deve kuşu kafasını kumun içine sokuyor kıçı şimdi dışarıda. Ondan sonra beni kimse görmüyor zannediyor. Ya kral çıplak dediğimiz olay. Şimdi vatandaşın birisi şöyle diyor. İnsanlar her şeyden kısıtladı. Birikimi az veya çok bir şey yaptı. Bu mudur? Bedeli yazık. Kimseye güven kalmadı. İyi yayınlar demiş. Ondan sonra kimisi de diyor ki telefon varmış. Telefondan sonra onlara devam ediyor. Vatandaşların yazdığı yorumlar var. Onlara da o kadar zahmet edip yorum yazıyorlar. Bari onların cevaplarını da veya sözlerini de sizlerle... Bilmiyorum. Bana da gelen var da bir dahakine onları ben bastırayım. Evet. Okuyalım. Evet. Yani o sorulara da cevap, birkaçına cevap vermiş olalım. Evet. Telefon hattımızdaki seyircimize bir merhaba diyeyim. Merhaba efendim. Türkiye'de 3 kat bir evim var. Bunların 2 tanesi kiradadır. Acaba bunları buraya bildirilir mi? Kirada mı? Evet, 2 dairem var kirada. İkisi de kirada. Yani kira gelir mi? Banka üzerinde mi işliyor işte? Hayır, elden veralıyım. Sen bizim oralısın. Tamam. Sen bizim oralısın değil mi? Trabzonluyum. Ben Trabzonluyum. Tamam. Tamam, Mehtap Hanım size bu konuda cevap versin efendim. Tamam. Yani en çok koçuma giden kira gelirliğini bugüne kadar elden almış vatandaşlarımız. Evet. En azından düzenli bir geliri yok. Evet. Kira geliriniz için birini bulalım, ondan al, elden alın gibi dertlerle karşı karşıya kalmıyoruz. Gayrimenkulleri ile ilgili de evet. En azından %95 koruyacak şekilde bir takım tedbirler alınabilir biraz önce bahsettiğim şekliyle. Bir hukuki yardım alarak, bir avukat desteği alarak. Çünkü Türkiye direkt kendisi resmi yoldan gayrimenkulleri bildirmeyecek. Sizi arıyor vatandaşlar işte böyle ya. Evet evet ben sesi kısmayı unutmuşum. Tamam. Şimdi dolayısıyla da bu tür sıkıntılar ile karşı karşıya kalmayacağız. Yani tapularla ilgili tedbir alınabilir, bir hukuki yardım alınmak kaydıyla. Biraz önce de bahsettiğim gibi bir Türk yetkilileriyle, yetkili makamlarıyla da görüşerek birkaç kurumla birden özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın tapu kayıtlarının emlakçılar dahi bile olsa ilgisini birazcık ispat eden kişiler dahi olsa vermekte birazcık daha zorluk çıkartan bir işleyiş kurabiliriz. Yani kurdurabiliriz en azından yurt dışındaki vatandaşlarımıza bu iyiliği yapılmasını sağlamak adına. Evet. Bu arada sevgili seyirciler bakın bu mesele sadece demin de söyledim. Cuma akşamı da zaten Hollanda'dan bizi bir vatandaşımız aradı. Almanya'daki vatandaşları ilgilendirmiyor. Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İngiltere, diğer ülkeler, İsviçre. Bunlar hepinizi ilgilendiren bir mevzu bu. Bu OECD ülkeleri kendi aralarında Türkiye'de buna dahil 1960 yılında OECD'ye imza atan, ona ortak olan ülkelerden bir tanesi. Bu ülkeler arasında yapılan anlaşmalara göre... Efendim atılan imzalara göre bu bilgi paylaşımı, otomatik bilgi paylaşımı, uluslararası vergi kaçakçılığı ve kara para aklamasını önlemek için alınmış, atılmış bir imza. O yüzden 6-7 milyon biz düşünülmeden, Türkiye direkt kendini düşünerek atmış ama 6-7 milyon getirin paralarınızı sormayacağız, nereden geldiğini sormayacağız dedikleri dönemler unutulmuş. Bizim oraya gönderdiğimiz paralar unutulmuş, yaptıklarımız birikimler... Bankalardaki hesaplarımız unutulmuş, böyle bir imza atılmış ve bunlar koruma altına alınmadan bu yasayı yürürlüğe soktular. Bizim söylemek istediğimiz, anlatmak istediğimiz bu. Yeter ki ülkede kalsın paramız, kimse almasın. Ama zorla alacaklar. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.